Bankalar bazen faizden bile feragat edip ana parayı bile razı oluyor bazen. Yani yeter ki ana paramı kurtarayım diyor. Çünkü bazı haberler diyoruz hani 120 milyar dolarlık evet. borcunu 20 milyar dolara sattı vesaire. Kolay değil. Arada herkese vardı. Evet, herkese merhaba. Bugün hostluk bana kaldı. Selim'in yokluğunda. Bugün konuşmak istediğimiz konu borçlar nasıl kapatılır konusu. Hepimizin birçok borcu var. İster kredi kartı, ister bankalara, isterse işte kendi aramızda ve ticari borçlar, bireysel borçlar ve birçok konuda. Eminim borçlar hepimizin canını sıkan bir şey. Şimdi bununla ilgili herkesin çok merak ettiği, aslında çoğu zaman hiç düşünmediğimiz ama bir strateji ve belirli bir plan doğrultusunda aslında yapılması gereken bir konu borçlar. Hı hı. Sevgili Ömercan, merhaba tekrardan. Merhaba. Hayranların sürekli daha fazla Ömercan, daha fazla Ömercan diye kapımızı böyle aşındırıyorlar. Eksik olmasınlar. Niye daha fazla Ömercan videosu yok diyorlar. Bu sevgi nereden geliyor? Ben YouTube'un tanımış üzerinden olduğum için tabii. Diyorsun. Eskiden tabii. Okey. Borcun var mı Ömercan? Yok. Hiç mi yok ya? Yani ay sonunda bir oluyor işte kredi kartı borcu. Onu da zaten kapatıyorum. Hadi ya. Türkiye'nin mesela Türkiye'deki 18 yaş üstü insanların kaçta kaçı borçludur, kaçta kaçı borçsuzdur? Bence %70'i fazla, %70 geçmiştir. Borçludur ha? Aynen, kesinlikle. Anladım. Yani ya borçlu benim... demek herhangi bir kredisi veya... İşte ödenmemiş bir şey vardır birilerine borcu. Ya aynen, illa resmi olarak değil mesela, yani kredi kartı borcu olmasına ya da kredi kartı evet. borcu kredi borcu olmasına gerek yok. Kendi arkadaşlarında bence çok fazla borcu olan vardır. Peki borç nasıl kapatılır konusuna geçmeden sence biz Türkiye'de borcumuza sadık mıyız? Yani illa banka olmak zorunda değil. Yok, hayır. Sana hiç şey oldu mu Ömercan? İşte bir arkadaşına borç verdin ve alamadın. Ya çok geç ben aldım. Hatırlatmadan genelde alamıyorsun. Çok kötü bir şey ya. Evet. Ve en yakın dediğin insanlardan oluyor bu. Evet, bir insan bunu yapıyorsa işte para aslında bazen şey yapıyor, bir soğukluk şey, yani sebebi o vesilesi olabiliyor. Aynen. Ama bir yandan da şey için güzel, yani hani test etmek için etrafındakileri. Çünkü ben hep şeye inanıyorum ya, etrafındaki insanları sınamadıkça aslında gerçek yüzleri göremezsin. Çünkü sen zaten her zaman çok iyiysen, onlara çok vericiysen. Hı hı. Onlar zaten her zaman çok iyidir yani. Hani o aynen. zaman gerçekten ya, şeyi göremiyorsun yani. Ya biraz da onların aksiyonlarını izlemek gerekiyor yani. Aslında sen evet. havucu veriyorsun, ne yapacaklarını izliyorsun gibi bir şey yani. Yani anladım. Umarım yakın arkadaşlarım izlemiyordur. İnşallah. Ekrem, senin var mı alamadığın? Kamera arkasında konuşuyoruz. Kaç tane vardır? Ne kadar toplam bakiye? Oh! Oh, fazla. Oh! 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 Fazla. Oh. Ekrem sen bitmişsin oh. ya. O zaman Ekrem maaş da vermesek iyi açsa bir şey olmaz, nasıl olsa Ekrem parayı zaten... dağıtıyormuş sağa sola. Valla. Yedi az değil yani. Ortalama iki tane insan hemen borç verdin. Mesela benim borç verip de alamadığım arkadaşım... Arkadaş gibi değildi. Beraber, yani iş olarak beraber iş yapardık falan gibi düşündüğüm bir insan vardı mesela, bir abim kaç sene önce. Yaklaşık 7-8 sene önce bir şey oldu da böyle bir alacağım, ertesi gün sana bir borç vereceğim hemen dedi. Benim de ertesi gün bir ithalat, bir vergi ödemesi vardı ithalatlarla ilgili. İşte o zaman yaklaşık 10 bin euroya tekabül ediyordu para. Abi dedim, yani bu arada benden isteyen insan 20 yaş falan büyüktü benden, 25 yaş büyüktü. Hatta daha fazla, 30 yaş büyük bir insandı. Ya ben o zaman işte 22-23 yaşındaysam, işte isteyen adam 50 küsur yaşlarında bir adamdı. Ve zaten benden niye borç istemesini hiç yani şey yapamamıştım. Niye benden istiyor ki? Yani bu adam bir sürü yerden borç isteyebilecekken işte 22-23 yaşında çocuktan borç istiyor diye. Hatta işte eşimle bunu istişare ettiğimde eşim şey demişti, yani işte... Ya bu adam senden borç isteyecek duruma geldiyse büyük ihtimalle hani ödeyemeyecek borcunu falan. Aynı şeyi ben de düşünüyordum ama ben şey demiştim, yani ben bu abime gerçekten abi diyorsam, sevip sayıyorsam
Hani demek ki zor bir durum var. Zor gününde yanında olmalıyım. Hı hı. Eğer bir insanın zor günde yanında değilsem zaten ben hani insanlığımızdan şüphe etmek gerekir. Bence bu arada bu normal bir reaksiyon yani. Herkesin böyle yaklaşması gerekiyor. Ama bile bile lades oldum ben. Yani bile bile lades olmayacaksın aynı zamanda. Yani belliydi, çok görünürdü aslında hikaye. Ben sadece görmek istemedim yani hikayeyi. Hı hı. Tabii ki insanlara zor zamanda yardım etmek lazım ama bile bile lades olmak da başka bir şey. O adam, ben yıllar sonra anladım ki, bana yıllar ödemedi, hala ödemedi. Yıllar sonra anladım ki zaten borcunu bana geri ödeyemeyeceğini biliyordu yani. Bankalardan alamıyordu. Bankalarda hep haciz vardı, bankalara borcu vardı. Etrafındaki büyük ihtimal başka birilerini daha dolandırdı böyle. Beni gerçek manada dolandırdı aslında orada. Yani hani iyi niyetle alıp da sonra ödeyememek başka bir şey. Herhangi bir sebepten. Evet. Bu arada affedilebilecek bir şey ama bile bile dolandırman, yani nitelikli dolandırıcılığa girecek şekilde benden borç istemişti. Hı-hı. Yalanla aslında direkt paranı çalmış yani. Parayı resmen cebimden kibarca çaldı aslında. Ve şey, yani aslında çok korkunç bir şey. Herkesin etrafında ya biz nasıl bu ülkede insanız, nasıl sözde kendimize Müslüman diyoruz, tartışılır yani. Gerçekten çok 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 insanda bu hikaye var. Belki sorgulasak olmayan insan yoktur yani. Abi şuna borç verdim, bana ödemedi gibi. Bu doğal olarak insanlar arasındaki güveni sarsan bir şey ve toplumsal huzuru ve toplumsal güveni ortadan kaldıran, insanların her yani başkalarına şüpheci bir şekilde yaklaşıp kötü gözle bakmasına, kötü niyetle yaklaşmasına sebep olan bir şey. Borç kapatma olayına gelelim. Şimdi borç kapatırken ilk olarak yapılması gereken şey, insan borçlarını alt alta yazmalı. Tamam. İşte benim bankaya işte 1000 lira, işte kredi kartına 7000 lira, işte arkadaşıma 1000 lira, kredi kartına 7000 lira, işte su borcum var 300 TL, işte vesaire. Ne bunları, zaman olduklarını da tabii. Evet, ne zaman olduklarını, ama öncelikle bu borçları küçükten büyüğe şeklinde sıralamamız lazım. Yani en küçüğü en üste yazacağız. Örneğin en küçük kısmı 500 TL'lik bir telefon faturası ise bunu en üste yazacağız. Daha sonra rakamlar kendi içinde sıralandıktan sonra bunların, bu arada örneğin büyük borçlarımız varsa işte 100 bin liralık bir borcumuz var, bir de 105 bin liralık başka bir kredi borcumuz var. Bunların faizlerine ve maliyetlerine göre bakmak lazım. Sonuçta eğer 105 bin liralık diğer kredinizin faiz maliyeti daha yüksekse bir şekilde, örneğin işte borçlu cari hesap denen BCH faizi varsa, birinin %23 ise bir bankadaki faiz, diğerinin %20 ise, bir borcu kapatırken burada en küçükten değil faiz yükü en yüksek olandan kapatmaya başlamak lazım. Çünkü daha maliyetli bir şey o. Onu kapatmakta fayda var. Ama bunun dışında genel hatlarıyla borçtan kurtulmak istiyorum diyen kişinin en küçük borçlardan başlayarak borçlarını kapatması gerekiyor. Yani yüzlerce yere borçlu olmaktansa ufak ufak o ufakları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizleyip daha sonrasında daha büyük borçlarınıza sırayı getirmenizde fayda var. Bu sizi aslında psikolojik olarak da rahatlatacak. Aynı zamanda uğraşmak zorunda olduğunuz kurum veya insan sayısını minimize ederek vaktinizden de çok ciddi tasarruf ediyor olacaksınız. Gerçekten bu arada hani 10 yere borçlu olmakla 2 yere borçlu olmak arasında fark var. Bazı insanlar biliyorsundur hani bazen 10 tane ufak ufak kredisi oluyor. Gidiyor başka bir yerden daha büyük bir kredi çekiyor ve 10 krediyi kapatıyor. Evet. Bunun bir sebebi var aslında. Belki matematik olarak daha çok zarar edebildiği durumlar da olsa bile bazen psikolojik olarak tek borca sahip olup ona odaklanman için sana bir yol göstermiş oluyor o yöntem. Ama yine de bu yöntemi yapmak yerine ben bu yöntemdeki hani çok iyi hesap kitap yapmak lazım. Bu yöntem ne zaman tercih edilir? Senin çok yüksek faizlerin olduğu zamandan kredi borçların vardır ve bunların faiz tutarları eşit bölünmüştür aylara. Ve sen sonra faizler çok hızlı şekilde gerileyip yeni bir kredi aldığında belki onları kapatmak daha mantıklı olabilir. Veya mevcut taksit yani kredilerini yapılandırarak da bu çözüme gidebilirsin, ama o senaryoda toplu bir kredi çekip hepsini kapatmak daha mantıklı. Çünkü yapılandırsan bile hala 7-8 tane kredin varsa 7-8 tane kredin kalıyor. 7-8 farklı yere aslında. Farklı yere ve farklı şeye kalıyor. Bir de bunların aslında bir yere konsolide edilmesi, toplanmasının diğer bir avantajı takip kolaylığı. Tabii.
Bazen çünkü biliyorsun hani 7-8 yere olunca sonuçta taksitleri kaçırabiliyorsun. İşte bir şekilde ödeyemeyebiliyorsun, unutuyorsun ve banka nezdindeki kredibiliten veya kredi skorun da olumsuz etkili. Doğal olarak Findex puanın bundan etkilenebiliyor. Bir de bu tür hani borç kapatma ile ilgili bir plan yapıldığı zaman muhakkak borçlu olunan yerlerle aslında oturup bu planın paylaşılması, bir plan dahilinde bunların kapatılacak olduğunu ona anlatılması da çok elzem bir şey. Haberdar etmek. Tabii ki. Ne durumda olduğunu, ne zaman ödeyebileceğini. Kesinlikle bu size yine hem kredibilite sağlar hem de karşı tarafa, tabii bu konuştuğunuz zaman sözünüzde durmanız gerekiyor artık. Karşı tarafta en azından size bir tık daha toleransla yaklaşmasını veya size biraz daha süre vermesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Peki bankalar bu pazarlığa sıcak yaklaşıyorlar mı? Bankalar abi her şey olduğu gibi pazarlığa açıktır. Ben tekrar söylüyorum. Pazarlık her yerde, her şartta olur. McDonald's'ta bile gidip pazarlık yapılabilir. Ben yapıyorum. neyse. Yani şey yok. Bu yanlış bilinen bir şey işte, pazarlık yapılmaz falan. Bankalar mesela bunu çok yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam şey yaptı. Doğuş Grubu yaptı bunu. Ya Doğuş Grubu ya da şimdi inşallah hani dava etmez bizi bilir biri de. Ya da Ülker Grubu yaptı. Çok ciddi borçları vardı. Yapılandırması gerekiyordu. Bankalar sıcak yaklaşmadı ve bir danışman tuttu. Danışman ona şunu dedi. Ödemiyorum dedi de. 6 ay boyunca hiç ödeme yapma dedi. Tamam mı? Banka yani ister istemez senin şartlarını kabul etmek zorunda olacak dedi. Ve bu tür özellikle büyük milyarlık projelerde, milyarlık borçlarda bankalar bazen faizden bile feragat edip ana parayı bile razı oluyor bazen. Yani yeter ki ana paramı kurtarayım diyor. Çünkü bazı haberler diyoruz hani 120 milyar dolarlık borcunu 20 milyar dolara sattı vesaire. Yani bunlar gibi senaryolar aslında. Bankalar zaten aynen şüpheli alacaklarını veya işte bu tür şeyleri satıyor. Çeşitli kurumlara satabiliyor. Yani çok daha büyük çarpan, yani çok daha büyük oranlarla. Ona düşmemesi için, çünkü sonuçta şöyle, özellikle birkaç milyar dolarlık bir kredinin ödenemez duruma gelmesi o bankadaki birçok yöneticinin koltuğunu ban eder, yani kaydırır. Bunun önüne geçmek için işte anlaşmak, uzlaşmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bazen hani ödemiyorum işte vesaire gibi durumlar olabiliyor. Tabii bu arada benim verdiğim örnekte, örneğin Ülker örneğinde Ülker hani şey demişti, hani benim nakit akışım vesaire bozuldu işlerim ama ben senden işte atıyorum 10 milyarlık kredi çektim. Benim şu anki işte mal varlığım aslında 15 milyar. Yani ben bunu her şekilde karşılayabilirim. Aslında bir karşılığı güvencesi vardı. Ama güvence olarak onu resmi olarak teminata vermemişti yani. Verse zaten banka alırdı, umurunda bile olmazdı. Yani oturmak zorunda kalmazdı. Ama işte büyük isimler olunca, büyük projeler olunca bankalarda hani ayrı bir gösterebiliyor tabii ki. Şey yapabiliyor. Bunun dışında işte kredi yapılandırmalarıyla veya başka şeylerle işte ya 3 ay daha bana süre ver, 6 ay daha ver gibi şeyler çoğu zaman banka müdürlerinin, hatta bölge müdürlerinin yetkisi dahilinde olabiliyor. Hakikaten yani şey yok, orada bir sistem ödeyeceksin bunu yoksa seni işte mahkemeye veririm ya da şöyle yaparız diye bir şey yok. Gerçekten böyle şeyler, nasıl krediyi verirken müdürün inisiyatifinde, kredinin geri toplanmasında da bu tür şeyler inisiyatifte olabiliyor. Süper. Umarım değerli bilgiler vermişizdir. Daha çok konuşacak şey var. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Evet. Bu tavsiyeleri dinleyen kişilerin, özellikle borcu yüksek ve çok fazla sayıda olan kişilerin borçlarını kapatması için muhakkak bir plan yapması lazım. Plan yapmazsanız borcu borçla kapatmaya devam eder. Müthiş bir borç havuzun içinde boğulursunuz. Herkese Allah kolaylık versin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.